Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbura bastı tarifi vereceğim. İlk önce şerbetini yaparak başlıyorum. 2 su bardağı toz şekeri kabımın içerisine alıyorum. 200 ml bardak kullanıyorum. Aynı bardakta 2,5 da su ekliyorum. Şöyle ufak bir dilim limonu da içerisine atıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Kaynamaya başlayıp şeker erimeye başladığında 10 dakika süre tutup altını kapatabiliriz. Hemen kalbura bastı tatlısının hamurunu yapmaya başlıyorum. Yarım su bardağı süt. 200 milimlik bardak kullanıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yoğurt. 100 gram tereyağı ya da margarin fark etmez. O da ısısında erimiş olsun. Şöyle bir spatula ile önce karıştıracağım. Benim tereyağım fazla erimemiş. Biraz sert. 3 çorba kaşığı dolusu irmik. 1 paket kabartma tozu. Tekrardan karıştırıyorum. Buraya 4 su bardağı unumu yanıma eledim. Ama hepsini koymayacağım. Yavaş yavaş yumuşak bir hamur elde edene kadar katacağım. Sonunda da ne kadar un eklediğimi sizlere bildireceğim. Unu yavaş yavaş ekliyorum. Yoğurdum. Sadece şu kadar un kaldı 4 su bardağından. Hemen hemen 1,5 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Siz de yavaş ve dikkatli ekleyin lütfen. Ununuzu iyice yoğurdum artık, yeterli. Kıvamını da göstereyim. İçerisinde tereyağı olduğu için unu döktükçe unu yer yani. Siz dikkatli ekleyin lütfen. Hemen şöyle elimde yuvarlak. Yani ceviz büyüklüğü kadar diyebilirim şöyle. Yuvarlaklar hazırlayacağım. Büyüklüğünü tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Toplamda 23 tane böyle ceviz büyüklüğünde parçalar yapmış oldum. Yani 23 adet kalbura bastı çıkacak. Şöyle eleğin üzerinde yapacağım. Tepsimi de yağladım. Şöyle elimle bastırıyorum. Çok fazla olmadan. Şöyle cevizden istediğiniz gibi, ister çoğaltın içindeki cevizi, isterseniz azaltın, hiç fark etmez. Şöyle iki ucu birleştiriyorum. Ben biraz fazla koydum sanırım içini. Şöyle. Elimle şöyle de bastırıyorum. Fazla şeklini bozmadan şöyle tepsime diziyorum. Tekrardan aynı işlemi devam ediyorum. Şöyle. İlk tepsim hazır. Şöyle yakından göstereyim. 180 derecelik öncesinden ısıttığım fırınıma yolluyorum. Diğerini de hızlıca geçeceğim hemen. Fırından çıkardım. Çok da sıcak. Şöyle yakından bir göstereyim. İyice kızarsın. Yoksa içi hamur kalır. Tatlılarınız sıcakken hemen fırından çıkardığınız gibi soğuk şerbeti üzerine dökün. Tam anlamıyla üzerine geldiğinden emin olun.
Şöyle iyice ıslanması için üzerine herhangi bir uygun kapakla kapatın. Ve 15-20 dakika bu şekilde beklesin. Tatlımı şöyle borcama aldım, yakından da göstereyim. Tamamen şerbetini çekene kadar beklettim. Üzerine şöyle yeşil fıstıkla süsleyeceğim. Tamamen isteğinize bağlı. İstemezseniz hiç fıstık kullanmayabilirsiniz. Tabağını aldım. Şuradan şöyle yakından da göstereyim. Şöyle bir bıçakla ortadan, hiçbir şekilde hamur falan değil, şöyle ortadan kesiyorum. Gayet gevrek ve gayet güzel oldu. Tam şerbeti de tam geldi. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.